Değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Asya abicim, ne diyeyim? Şimdi bunu söylememin bir özelliği var. Bence hatırlar ama hatırlamaz. Asya abiyle çalışmamız bizim yaklaşık 20 yıla dayanır. 1997'li yıllarda Kocaeli Ticaret Odası vardı. Eski ismi İzmir Ticaret Odası'ydı. O yıllara dayanır. Akbank işhanının üstünde aynı sıralarda beraber yan yana oturmuşluğumuz var. Aynı mecliste bulunmuşluğumuz var. O zaman ben 25 yaşında çok da genç çocuktum. Yan yana oturduk, o kelime o yüzden söyledim. İşte Asya abi deminki doktor hanımefendinin söylemiş olduğu gibi hep bizlere örnek olan ve değer veren, hep bilgiler veren bir insandı. O açıdan da söylemiş olduğu kelime şuydu. Sakıncım, sivil toplum örgütlerinde etkili ol. İşte konuşmacı ol, bir şeyler sun, bir şeyler söyle derdi. Ben de Hasan abi ne diyeyim derdim. Oradan aklıma geldi, ondan bağlı paylaşmak istedim. Değerli abicim, sizleri çok seviyoruz. Sizlerle tanıştığıma çok memnunum. Zaten söyleyecek bir söz yok. Buradaki Acun, buradaki kişiler, buradaki insanlar zaten sizi anlatıyor. Ve sizin değerli dostlarınız. Böyle bir topluluğu zaten bir yerken çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Başarmışsınız. Tebrik ediyorum. Zaten her şey özetliyor. Gönül adamı diyor. Gönül adamı olmak çok zor bir şeydir. Asena abi, yaşın büyük olsun, küçük olsun, kimseye hürmetle, saygı ve sevgiyle kusur etmez. Ufak da olsa ömürlükler, merhaba dediler. Büyük de olsa saygıyla selamlar. Ki bunu en yakın zamanlarda ben yaşadım. Hasbelkader kısmet oldu, Kocaeli Ticaret Odası'nın meclis başkanlığını görevimi üstlendim. Her davetimde, her organizasyonunda telefon etmişimdir ve her seferinde katılacağına beğendim, katılmıştır. Yani mutlaka mazeretli olduğu zaman olmuştur ama mutlaka katılıp, bizlere değer verdiğini, gençlere değer verdiğini beğenmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşa, iyi yaşarsın.